Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçimiyle ilgili AKP'nin olağanüstü itirazını görüşeceği güne karar verdi. Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçimiyle ilgili AKP'nin olağanüstü itirazını 6 Mayıs Pazartesi günü görüşecek. Bahçeli bugün yaptığı açıklamada MHP, YSK'nın alacağı karara mahşeri vicdana uygun olması kaydıyla elbette saygı gösterecektir dedi. Sizce şimdi bu Devlet Bahçeli'nin açıklamasından önce ben başka bir şeyi size sormak istiyorum. YSK nasıl bir karar verecek? Sizin buna dair bir öngörünüz var mı? Şimdi şöyle, yani elimizde mevcut verilerle düşünürsek ve bir mahkeme kararının ne yönde olabileceğine kestirmede bulunabilmek için şunları bilmemiz gerekir. Birincisi, esası bilmemiz gerekir. Yani itiraza konu olan deliller nelerdir, bunu bilmemiz gerekir. İkincisi, şunu bilmemiz gerekir. Bu konudaki mevzuat nedir? Üçüncüsü, şunu bilmemiz gerekir. Bu yönde daha önce verilmiş içtihat kararları var mı? Şimdi biz bu üç kriterle baktığımız zaman, İstanbul seçimlerine bu üç kriterle baktığımız zaman YSK'nın seçimlerin yenilenmesi kararını vermesinin gerektiği hiçbir gerekçe yok. Sırayla anlatalım. Birincisi şu. Şimdi AK Parti itirazında ne söylüyor? Aslında ilk başta bunu CHP bir seçim yolsuzluğu yapmıştır şeklinde bir propaganda süreci oldu. Ve bu süreçte aslında YSK'ya bir itiraz da yapılmadı. Yapılan itirazın da itiraz takvimi sona erdikten sonra yapıldığını aslında geçtiğimiz programda konuk ettiğimiz Sayın CHP Milletvekili de dile getirmişler. Şimdi birincisi, usul olarak aslında başvuru süresi geçtikten sonra yapılmış bir başvuru var. İkincisi, ola ki burada mazbatanın verilmesine esas kabul etti diyelim ki böyle bir şey mümkün değil. Yani mazbata seçim takviminin içerisinde değildir. Mazbata başka bir şey. Usul yönünden bir sorun olmadığını düşünün. Esasa gelirsek şimdi AK Parti'nin itirazın gerekçeleri aslında sandık kurullarının oluşturulmasında usulsüzlük olduğu, kısıtlı seçmenlere oy kullandırıldığı vesaire gibi birkaç tane gerekçesi var. Aslında temel iki gerekçe bu. Şimdi bu gerekçelere baktığımız zaman aslında YSK'nın bu seçimin iptali kararını verdiğini düşünelim. Bir simülasyonla. YSK bunu çıkıp kamuoyuna nasıl açıklayacak? Yani bana bir seçimi yapma görevi verildi. Hatta bunu yapmam için seçimden bir ay önce görev süremiz uzatıldı kurul olarak. Ve biz bununla ilgili hazırlıklara 6 ay önceden başladık. Sandık kurulları oluşturduk. Sandık listelerini hazırladık. Seçmen listelerini askıya çıkarttık. İtirazları görüştük. Ve seçime günler kala dünyanın en güvenilir seçimini yaptığımızı, sahte seçmenin olmadığını, taşıma seçmenin olmadığını ilan ettik. Ama bütün bunlara rağmen bunları biz görmemişiz. Haydi o zaman seçimi yeniliyoruz derlerse. Ben sadece şunu sormak isterim. Sayın YSK Başkanı Sadi Gönül ve kurul üyelerine. Tekrarlanmasını istediğiniz seçime o kurulda, o koltuklarda oturarak girecek miyiz? Bunun cevabını vermeleri gerekir. Yani biz seçim yapmayı beceremedik kararını verip peşinden de haydi o zaman 60 gün sonra seçime gidiyoruz diye o koltukta oturmaya devam edecekler mi? Birincisi şu. YSK'nın sandık kurullarında kamu görevlilerinin görevlendirilmesi yasanın gereği. Peki kamu görevlisi kimdir dediğimiz zaman şimdi kafa karışıklığı yaratılmaya çalışıyor. Kamu görevlisi 650'ye tabi memur değildir. Şimdi belediye çalışan da yaptığı hizmet kamu hizmeti olduğu için aslında kamu görevlisidir ancak memur değildir. Banka çalışanlarından mesela YSK temsilcisi Recep Özel bir liste paylaştı. Dedi ki bakın burada İş Bankası çalışanları var. İş Bankası yönetiminde de CHP'liler var. İşte seçimin hilenin belgesi diye. Ellerindeki en güçlü argüman diye sundukları argüman bu. Paylaştığı listede şöyle bir sandık kurulları görevlisi listesi paylaşmış. O listede adını burada anamayacağım iki tane özel bankanın da çalışanlarının var. Listeler araştırıldığı zaman birçok belediyenin, birçok kamu bankasının ve özel bankanın çalışanlarının sandıklarda görevlendirdiği görülecektir. Yani bu bir seçimin iptaline gerekçe olacak bir gerekçe değildir. Ve bu listeler YSK tarafından oluşturulmuş listelerdir. Listelerde bir sakınca gördüyse YSK seçimden önce zaten bu listeleri yenileyecek süresi de vardı. Elinde bir kaynak da vardı. Hiç bunlar gerekçe değil. Üçüncüsüne sebebimiz şuydu. İçtihat var mı bu yönde daha öncesinde? Daha öncesinde bu yönde YSK'nın verdiği kararların hepsi aslında aleyhte içtihatları var. Yani bir seçimde
Eğer usulsüzlük dahi tespit edilse usulsüzlüğe sebep olan görevlilerin cezai olarak soruşturulup cezalandırılması var. Evet. Ama seçime netice edeceği düşünülen bir usulsüzlük söz konusuysa, oran olarak seçmen sayısında vesairede bir şey varsa bunun denetiminden sorumlu olan kurum yine YSK'dır. Yani ve bunun için de dediğimiz gibi zamana bağlıdır bunlar. Geriye dönüp yani zaman aşımına uğramayan bir işkence suçu gibi, insan hakları ihlali suçu gibi bir suç değildir. O takvim onun için belirlenir ve seçim takvimi de yine YSK kendisi oluşturulur. Bunlara nasıl itiraz, hangi sürelerde, hangi usullerle, ne zaman kararına bağlanacağı hepsi açıktır ve böyle bir şey yapamaz. Şimdi işin bu tarafı. İkinci tarafı Sayın Bahçeli'nin açıklaması. Sayın Bahçeli'nin açıklaması çok tehlikeli bir açıklama. Yani Sayın Bahçeli aslında yakın tarihe kadar çok işte devlet geleneğini bilen, isminden de kaynaklı birazcık devlet adamı şeyi yakıştırılan bir siyasi liderdi. Ama son dönemde öyle ilginç açıklamalar yapıyor ki, yani şöyle bir şey söylüyor. Şimdi pozitif hukukta mahşeri vicdan diye bir şey yoktur. Pozitif hukukta yasalar vardır, mevzuat vardır. Doğal hukuktan bahsediyorsa eğer, doğal hukuk bir devletin telaffuz edeceği bir hukuk değildir. Yani ilahi adalet. Birileri buna ilahi adalet der, birileri usul adalet der. Ama pozitif hukuk içerisinde bizim bağlı olduğumuz anayasa, amir hükümler, yasalar, mevzuatlar, tüzükler, yönetmelikler vardır. Şimdi Sayın Bahçeli diyor ki, mahşeri vicdan rahatlatacak bir karar verirse tanırız, saygı duyarız. Peki, mahşeri vicdanın ölçüsü ne? Sayın Bahçeli'nin kendisi. Kıstası ne? İstanbul seçimlerinin iptali. Şimdi İstanbul seçimleri iptal edildiği zaman mahşeri vicdan rahatlayacağını kendisi dile getiriyor. Fakat seçimlerin bugün... Seçim sonrası yapılan anketlerde %80'e yakın bir oranda Sayın İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinin hakkıyla kazandığını düşünen bir seçmen kitlesi. Sadece bakın Sayın İmamoğlu'na oy veren %48 küsürden bahsetmiyoruz. %80'e yakın İstanbul seçmeni diyor ki evet Sayın İmamoğlu oyu kazandı. Buna rağmen verilecek bir karar eğer ki çıktık pozitif hukukun dışına, yasayı da mevzuatı da hepsini de kenara bıraktık. Mahşeri vicdan dedik. Mahşeri vicdanla karar verdiğimizde %80'in kanaatine, vicdanına aykırı bir karar. Sayın Bahçeli'nin vicdanı rahatlatsın diye YSK böyle bir karar verdiğinde saygı duyacak, tanıyacak. Olmadığı zaman ne yapacaksın? Böyle ucu açık cümleler, hele bir siyasi partinin genel başkanı gibi ve hele daha birkaç gün önce sokaklarda, İşte bozkurt işaretleriyle bir genel başkanının linç edilmesine uzanacak olayların göbeğinde olduğu iddia edilen bir partinin bir hukuk kuruluna, yüksek seçim kuruluna ucu açık cümlelerle böyle mesajlar göndermesi bunun adı tehdittir. Hiç kusura bakmasınlar. Hukuka saygı duyuyormuş gibi, yargı kararlarına saygı duyuyormuş gibi yaparak böyle bizim vicdanımızı, mahşeri vicdan rahatlatacak kararlar verirseniz tanırız, saygı duyarız. Vermezse... Bunun onda birini söylediği zaman muhalefet, kardeşim biz oyumuzu çaldırmayız, hakkımızı yedirmeyiz dediği zaman vay sokağa davet ediyor, provoke ediyor deniyor. Değil mi? O zaman kusura bakmayın. Eğer ki biz bir hukuk devleti isek mevzuat neyse mevzuata uyacağız. YSK da buna uyacak.